Erdoğan son dönemde, son konsepte artık milli paralarla ticaretten bahsetmeye başladı. Milli para ne demek yani? BRICS devletlerinin mantık ve mantalitesiyle konuşmaya hareket etmeye başladı. Bu çok önemli. Şimdi bunlar tamam, doğru, güzel. Ancak Sayın Erdoğan'ın bilmesi gereken bir şey var. Sayın Profesör Doktor Haydar Başhocamızın ısrarla altını çizdiği bir gerçek var. Diyorlar ki, güya Türk parası convertible olsun diye ne oldu? TL basılmadan önce bu ya yurt dışından hard currency yani dolar, euro bazından borç alınıyor veya o kadar para İngiltere'deki bankalara gönderiliyor, uluslararası bankalara, onlara mukabil TL basılıyor. Dolayısıyla bizim şu an cüzdanımızdaki, cebimizdeki kullandığımız TL, Türk lirası bizim kendi efendim gayri safi milli hasılamıza paralel basılan bir para değil. Bir para o ülkenin emek ve üretimine karşılık basılırsa milli vasfını kazanır. Ama borç karşılığında basılırsa o para alınan borcun tercümesi olur. Yani dolar aldıysanız doların tercümesi olur. Euro aldıysanız euronun tercümesi olur. Altın verdiyseniz altın tercümesi olur. Yani sizin milletinizin, devletinizin emek ve üretiminin karşılığı değil. Yani milli değil. Peki nedir? Yani maliyetli paradır. Borç aldınız. Adam sana babasının hayrına borç vermedi ki. Borç verdi. Ona mukabil sen ona faiz ödüyorsun. Yetmedi. Borç verdi. Bir de sana buyruk veriyor. Bir de faizini ödüyorsun. Değil mi? Kısacası yani ülke olarak buradan ben Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Belki yanındaki danışmanları milli ekonomi modelini tam bilmeyebilirler. Tam olayın detayına hakim olmayabilirler. Ama milli ekonomi modelindeki detay şudur. Eğer bizim paramız milli para değilse TL bazında da biz ticaret yapsak, Türk lirası ile beraber kendi milli denen paramızla ticaret yapsak, bu ülke olarak ekonomimizi düzlüğe çıkartmaz. Ekonomik problemleri aşamayız. Ekonomik problemleri aşabilmemiz için mutlaka paramızın da milli olması gerekiyor. Ya bu işin sahibi kim? Bu modelin sahibi Profesör Doktor Haydarbaş. Profesör Doktor Haydarbaş Bey'i Rusya Meclisi Duma'ya davet ettiler. 120 kişilik heyetiyle hocamız katıldı. Ben de bu heyetin içerisindeydim. Buradaki arkadaşlar da heyetin, sizler de heyetin içerisindeydiniz. 5 saat Duma Meclisi'nde hocamız konuşma yaptı. İşte ekranlarda gösteriliyor. TRT ekranlarda da izledi bu millet bunu. Kısacası yani burada şunu bir kere bilmek lazım. BRICS devletleri de bunu kabul ediyor. Dünya da bunu kabul ediyor. Türk insanı da bunu kabul ediyor. Bu model, bu görüş Profesör Doktor Haydar Baş hocamıza aittir. O halde ben diyorum ki evet mutlaka BRICS'e gidilsin. BRICS'e gitmekte fayda var. Mutlaka efendime söyleyeyim farklı araçlar, farklı ekonomik çözümler peşinde koşulsun. Ama lütfen süreci uzatmayalım. Bakın Profesör Doktor Haydar Başhoca bu milletin insanıdır. Yüreği, kalbi, gönlü, aklı bu millet için, bu devlet için, bu bayrak için, bu sancak için çarpan bir insandır. Lütfen kıymetini bilelim diyorum ve saygılar sunuyorum.